Muyuz? Geçinemiyoruz. Geçiniyoruz Allah'a şükür. Geçinemiyoruz. Siz geçinebilen kısmısınız, teyze geçinemeyen kısım. Yo, emekli, ben de öğretmenim. Ben de emekliyim. Maaşımız var Allah'a şükür. Geçinemiyoruz. Ama geçinemiyoruz diyor. Geçinemiyoruz. Yani zor geçiniyoruz. Zor geçiniyoruz. Çok zor. Eviniz kendinizin mi? Ev kira. Kira. Emekli maaşıyla. Emekli maaşı. Hı-hı. Ev kira. Yeme içme dışarıdan. Her şey dışarıdan. Zor. Zor. Ekonomiden memnun muyuz? Neyi güldün abi? Sorun bana. Bana sorun. Deyin ki niye, kime oyunuzu vereceksiniz? Onu sorsanız. Oyunu tam belediye seçimlerinden evet, bahsediyorum. Evet. Kime vereceksiniz oyunuzu belediye seçimlerinde? Ben kızım geçen seçimde Diyarbakır'dan, kızım daha doğum yapmıştı, 40'ını çıkarmamıştı. Ben oradan buraya geldim. Geldim, oy verdim, tekrar geri gittim. Ben Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığında şeyine verdim, sen söyle, şahsına verdim. Hı hı. Ama milletvekilinde de HDP'ye oyumu verdim. Tamam. Ha. Fakat biz burada oyumuzu Cumhuriyet Halk Partisi'ne değil, biz burada İyi Parti'ye vermişiz. Biz İyi Parti'ye vermişiz. Ben burada 87'den beri burada ikamet ediyorum. Gidin. Şu arada şey var. Lokanta var. Ne lokantası söylesenize. Bilmiyorum ismini. Aklıma gelsin de. Kent lokantası. Ne kadar bulaşıkçı, ne kadar şubu varsa hepsi CHP'li. Kasanın başında oturan İyi Parti. Asla. Buradaki bizde kolu olmayana biz kollu deriz. Sizden özür diliyorum. Kolu olmayana kollu diyoruz. Bu kolu tamamen İyi Parti'ye şey etmiş, kendini kaptırmış. Tüm her kaleleri hepsini İyi Parti yönetiyor. Biz niye buradaki CHP'ye oy verelim ki? Vermeyeceğim. CHP'ye oy vermeyeceğim. Benim gibi partide birçok arkadaş oyunu vermeyecek CHP'ye. Çünkü niye biz İyi Parti'ye veriyoruz? İyi Parti'nin ne yaptığını biz biliyoruz. İyi Parti ile ittifak yapıp şu anda şu anda İyi Partililerin CHP'nin olduğu yerlerde çalışıyor olmasına mı karşısınız? Ben anlayamadım tam. Ya temizlik işleri onda. Şeyler sen söyle. Sosyal hizmetler onda. 5000 tane şey geldi sen söyle. Alışveriş kartı geldi hep onlarda ya. CHP tek mi olmalıydı size göre? Ya seçimlere tek mi girmeliydi? Mersin'de İYİ Parti aday çıkardı Mersin'de. Fakat HDP destekledi. Büyük farkla aldık şeyi. Sen söyle. Farkla aldık ama diğer yerlerde ise bizi desteklemediler. Bizi desteklemediler şeyi. İYİ Parti desteklemedi. Tamam, şimdi siz belediye seçimlerine kime oy vermeyi düşünüyorsunuz o zaman? Öyle sorayım direkt size. Gitmeyeceğim. Sandık başına gitmeyeceğim. Ha, oy kullanmayacaksınız. Kullanmayacağım. Kullanmayacağım. İstese kim alırsa alsın bak. Almasın da yani şu anda İmamoğlu'yla şey almasın, buradaki almasın, kim alırsa alsın. Öyle mi? Evet, evet, evet. AK Parti'ye çalışıyorlar. Buradaki de İmamoğlu'da AK Parti'ye çalışıyorlar. İyi Parti ile birlikte hareket eden AK Parti'ye çalışıyorlar. Bu kadar söyleyeyim. Teşekkür ederim. Gidin bir araştırın, araştırın. Avcılar'daki dönen film fırıldak kimin elinde? Kimin elinde? Ülkede dönen film fırıldak ne olacak abi? Ülkede döneni söyle bana. Sen şimdi küçük bir mesela belediyeden bahsediyorsun. Doğru olabilir senin söylediğin. Ben şimdi çok hakim değilim buradaki konuya. Ülkede dönen ne olacak? Ya ben sana oyunu vermişim. Ben sana oyunu vermişim. Ben senden bir erzak istiyorsam, sen erzakı bana vermiyorsan, götürüyorsan mahalleden... Siz yardım alamadığınız için de mi şikayet ediyorsunuz? Hayır, hayır. Öyle değil. Sana diyorum 5000 tane şey geliyor, alışveriş kartı geliyor, İyi Parti'nin elinde ya. Ben niye oyunu vereyim sana o zaman? Yani farz et ki benim de ihtiyacım var, senin de var. Ekonomi diyelim, ekonomiden memnun muyuz? Ya ekonomi ne anlatayım sana? Yani beter mi? 7500 lira maaş alıyorum da ben ne söyleyeyim? Geçinebiliyor muyuz? Kızım. Siz memnun musunuz? Değilim. Memnun değilim, geçinemiyoruz. Siz emekli misiniz? Değilim. Anlatın buyurun sizi dinliyorum. Ya anlatmama gerek yok. Herkes biliyor yani memnun değiliz. Geçinebilenler varmış. Geçinemiyoruz diyenler de şükretmediği için geçinemiyoruz. Hayır. Kimse geçinemiyor. Bir tek yabancılar geçiniyor burada. Yok ama biz geçiniyoruz. Ne? Geçinemiyorlar. Öğrenciyiz çalışıyoruz. Geçinemiyorlar. Sen şimdi öğrenciyken niye çalışıyorum diye sorgulamıyorsun. Çalışıp geçiniyorum diye mi evet, söylüyorsun? Abla. İşte senin öğrencisin ya çalışmaman lazım zaten. Abla bu duruma düşürdüler ne yapalım? Bunlar.
Diyor ki Peygamber Efendimiz'e laf söylenmez diyor. Aynen öyle. Nasıl amcacığım? Peygamber Efendimiz'e laf söylenmez diyor. Ne alaka şimdi amcacığım? Anlayan anladı. Anlayan anladı. Ben anlamadım. Ben anladım abi. Ne ben demek anlamadım. İstedi? Ben anlamadım. Abla diyor ki ülke geçiremiyor diyor abla. Hayır, ne demek istedi Peygamber Efendimiz'e laf söylenmez de öğrencilerin çalışması? Ben de bir şey anlamadım abla. Sen kaça gidiyorsun? Abla ben hiç okumuyorum. Okumuyorsun yok. Sen. Siz kuaförüm. Okuyorum abla. Ben... Siz çalışıyor musunuz? Hayır, evet abla ben hem okula giderim hem kuaförüm. Kuaförlükle ilgili mi? Yani meslek lisesinde ne bileyim kuaförlükle ilgili tamam, bir şey işte. Mi okuyorsunuz? Ticaret meslek lisesinde okuyorum abla. Ben de aynı şey. Ayrıca ekstra ya okulun gönderdiği şekilde mi çalışıyorsunuz ya da siz yetmediği için mi çalışıyorsunuz? Yetmediği için. Ben yetmediği için çalışıyorum abla. Peki çalıştığında ne yapıyorsun genelde? Kendimi geçiriyorum abla, aileme para veriyorum. Ailene mi destek çekiyorsun? Evet hem kendime hem aileme. Helal olsun. Patla patla diyeceğim. Ailen de o zaman sıkıntı çekiyor geçim konusunda, doğru mu anladın? Abla bu devirde kim sıkıntı çekmiyor ki? Yok, geçinebiliyoruz diyenler var. Ben şimdi bir öğrenci olarak sen hem çalışıyorsun. Evet abla. Hem okuyorsun hem ailene destek oluyorsun, evet. Doğru mu? Evet. Peki daha rahat şekilde yaşamayı istemez miydin? Abla isterim de bu devirde nasıl yaşayalım? Var mı bir hayalin, bir umudun? Berber olmak abla. İnşallah olursun. İnşallah. Kolay gelsin abla. Teşekkür ederim. Sağ gidiyorum. Şunu söylüyorum. Bir HDP üyesi olarak İYİ Parti'nin olduğu yerde biz yokuz. Yokuz. Anladım amcacığım. İnşallah dinlerler yokuz. Sizi. Yokuz. İnşallah da duyar birileri sesini. Ya. Her şey kimin yanındasınız bir HDP üyesi olarak? HDP Partisi üyesi olarak kimin yanında olmak ister? Kimi desteklemek ister? Ama bakın kızım. Diyarbakır'da %65. Şırnak'ta %72. Yani ya bunların niye... Beni niye konuşturuyorsun? Biz CHP'ye oy verdik yani. Tamam şu anda kimi desteklemek yani var. Hepinizin düşüncesi mi bu mesela? Yani sen üyesiyim diyorsun İmamoğlu'na... ya oturup konuştunuz mu hepiniz? Biz İYİ Parti varken bunlara oy vermeyeceğiz mi? Hepiniz mi böyle düşünüyorsunuz? Evet, evet, evet. Tamam şu anda desteklemek istediğiniz kim peki? Böyle bir şey konuşuldu mu aranızda? Kendimize oy vereceğiz. Ha direkt HDP'nin adayını desteklerim evet, evet, belediyelikte evet, diyorsun. Evet, evet. Anladım abicim evet, teşekkür evet. ediyorum. Ya halk suçlu diyor bunların bu kadar başta olmasından dolayı diyor. Ne Halk TV mi bu? Ne halk bu? Mikrofonu. Halk mikrofonu. Hı. Nereden yayınlıyorsunuz bunu? YouTube'dan yayınlıyorum. YouTube'da ha. Facebook'tan, Instagram'dan. Nereden isterseniz izleyebilirsin amcacığım. Çok güzel, çok güzel. Teşekkürler. Siz memnun musunuz ekonomiden? Sen memnun musun? Ben değilim. Ha, ben de değilim. Ama memnun olanlar var. Şükretmediğiniz için geçinemiyorsunuz şey... diyorlar bize. Ya şükrediyor ama nasıl şükrediyor? İnadına diyor ya. İnanına mı diyorsun? İnadına diyor ya. Ya biz çok memnunuz, geçiniyoruz diyorlar. İyi. Bu giderse çok ararsınız bu günlerinizi diyorlar. Bak şimdi hanım kızım şöyle diyeyim bak. Ben ya şuradan abi şeyde oturuyorum. Deniz Köşe. Buraya çıkıyorum. Ya hiçbir şey gitmedi. 200 lira mı gidiyor arkadaşım? 200 lira. Yani çok para. Yani hiçbir şey yapmıyorum. Bak ne aldım ya şu domates aldım, şunu aldım, bir ekmek aldım. 200 lira. Ekonomiyi nasıl? Ekonomiyi dışarıda gelenler yaşıyorlar. Tamam. Dışarıda gelenler yaşıyorlar. Dışarıdan gelenler zaten bize ekonomi yapıyor amcacığım. Yani biz diyorlar Almanya'dan geliyoruz. Evet. Siz burada halinize şükredin diyorlar mesela. Neye şükredeceğim? Almanya'da hakikaten? Gelen kişi diyor şükredin burada. Evet biz orada daha zor durumda yaşıyoruz. Siz burada çok iyisiniz diyorlar. Yalan söylüyor. İşte ben diyemiyorum onlara öyle. Yalan. Gerçekten de. Ben 43 senedir Almanya'dayım. Öyle mi? Tabii. Kıskanıyorlar mı bizi? Almanya bizi ya, kıskanıyor mu? Ya alakası yok. Bana diyorlar ki burada insanmış, insanlık orada var. Ama İnsan hakları orada. Kim kıskanıyor mu? Siz de orada 2000 euro maaş alıyormuşsunuz, 1000 euro kiraya veriyormuşsunuz. Ay sonuna kadar 500 euro ile geçinmeye çalışıyormuşsunuz. Çok zordaymışsınız. Şimdi bak güzel kızım, doğru şimdi. Mesela orada bir sosyal hamda yani sosyal hamd dediğim yer bir burası içi burma kurumu. Hiç çalışmıyor adam. 800 euro para veriyor. Bak. Devlet mi veriyor? Tabii devlet veriyor. Hiç çalışmıyor. Hiç çalışmıyor. Yani 20 sene, 30 sene çalışmıyor. 800 lira sana yemek parası veriyor. Bak ben iyi dinle. Buradakiler yanlış konuşuyorlar. Kiranı da veriyor. Kira yardımı da veriyor. Ekstra. Tabii. Sen ne diyorsun? Güzel. Elektriğini de veriyor. Su paranı da yardım ediyor. Daha ne yapsın kardeşim? Oradakiler buraya gelmemek haklı o zaman. Ya Allah da belam istiyorsun de ne yapsın ya? İşte abi ben onların yerinde olsam zaten direkt bak onları sınır dışı ederim. Benim şimdi güzel bir kızım var 22 yaşından. Ana okul öğretmeni olacak. Yani orada kinder kartı öğretmen olacak. Kinder burada ana okul öğretmeni. Kıza ne veriyor? 400 euro para veriyor. Bak 400 euro para veriyor ona sadece
Cip harçladı. Senin baban sana verir mi 400 euro burada? Benim babam 400 euroyu nereden basın abi? Ay yani öyle diyor, atıyorum. Anlamaz yani. Bak daha 30 yaşına kadar yani talebe olarak 30 yaşına kadar da 300 euro çocuk parası alıyor. Bak 7... Çocuk başına. Yok kendi. Ha kendi. Abi okul bittikten sonra o kesilir. Çok iyi. Başlar öğretmenliği kesilir. Demek ki bizi kıskanmıyorlar abi. Ya alakası yok. Buradakine atıyorlar. Ben bir şey demiyorum ama... Herkes, ama evvel abi dedi insan olacaksın. Önemli olan insanlık. Sence düzelir miyiz peki? Vallahi ben desem ki zor. İnşallah düzeliriz. Onu. Zor. En azından sen biz Almanya'da yaşayan biri olarak bir takım doğruları anlattın. Teşekkür ederim abi. Yani, tabii gerçeği ben konuşuyorum ama gerçeği konuşuyorum. Diyorum ya arkadaşım 20 sene 30 sene çalışma sene 800 euro para ver. Bak şimdi. Orada 1 milyonluk... Şimdi neden gençlerin yurt dışına gitmek istedi ben bir kez daha? Tabii. Şimdi oradan mesela adam çalışıyor. 50 bin liralık araba alıyor. Sen 200 euroya gidip sen de araba alıyorsun. 200 euro. Ben şimdi orada bir araba alsam 500 euroya biner çıkar gelirim buraya. 500 euro ne demek olsun ya? Şu an o kadar kendimi kötü hissettim ki siz böyle anlattıkça. Biz niye böyleyiz ya? Biz niye bunları kendimize layık görmüyoruz ya? Şimdi ben gerçeği konuşuyorum. Evet abi evet. Tokat gibi çarptın suratımıza çok sağ ol. Şimdi bunlar yok Almanya bizim. Neyine kıskanacak ya bu çocuk? Neyine kıskanacak arkadaşım? Bir şurada gittim bir döner dedim 230 lira. 2,5 lira cebinden olsun orada yarım tavuk yersin. Yarım tavuk kızarmış da. 2,5. 5 lira olsun akşama kadar idare edersin. Ama tabii kiralar bağlı. Kira bağlama sen de 3000 euro alıyorsun. Burada da kira ucuz değil ki zaten. Bu tabii. Şimdi kiralar bağlı değil mi adama? En yani bekar oğlum var şimdi çalışıyor fabrikada. 1800 euro para alıyor bekar. Evli olsa 2800 alır. Güzelmiş. He. Abi benim şey... Çok moralim bozuldu gerçekten. Yok moralim şu anda benim. Güzel kızım moralim bozulmasın. Kötü yani, açıklayın. Açıklayın. Açıklıyoruz anlıyorum. Şimdi belli bir kısım gerçekten ne kadar siz söyleseniz de hayır şükretmiyorsunuz olmuyor. Biz geçiniyoruz memnunuz. Allah da başımızdan eksik etmesin. O giderse de çok ararsınız bugünleri diyorlar. Şimdi ben ne anlatayım ki? Ya inanmıyorum. Ben şimdi anayaya başkalarını da kötülemek istemiyorum. İster Ali gelsin ister Veli gelsin ama insan olsun. İnşallah düzeliriz. Ya, ben şeye gittim, bu yakında Erzincan'a gittim. Kendim Erzincan'a. Erzincan'a gittim. Bak iyi dine kadın. Erzincan'a gittim. Yanımızda senin gibi kızlar, kardeşimin kızları, bayanlar falan var. Dedik ki temiz bir pastanede kahvemizi, pastamızı içelim. İçeri girdik, pastamızı, çayımızı içtik. Ayıptır söylemek. Lavaboya gideceğiz. Ya lavabo yoktur arkadaşım. Lüks bir pastahane, içinde lavabo yok. Bu kadarsız yani duyarsız insan olmaz. Anya senin çocuğun var, onu bir açacaksın, böyleyeceksin bir şeyleri. Yahut bir bayan hanım, Erzincan soğuk. Özür dilerim o, Erzincan soğuk. Bir bayanın üşüdü mü tuvalete gidecek. Ben Erzincan'a şöyle bu sefer Erzincan'ı kötülüyor derler abi. Yok kötülemiyorum. Sen diyorsun ekonomi kötü düzelmeyiz de diyorsun. Ben net onu toparlayayım güzel kızım, bak ekonomi ben, kötü düzelmeyiz evet. Ben onu kötülemiyorum. Yok anladım. Oradan bir kısım oradan yürür ben biliyorum da. Niye oraya bir tuvalet yapmıyorlar? Haklısın. Ekonomi kötü düzelmeyi ya diyorsun. Bizi de kıskanmıyorlar. Bir şey söylemeyeceğim. Sizlere iyi günler. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olasın. Ağzına sağlık. Sorun bakayım. Ses geliyor mu bu arada? Oradan bir bakayım hep. Ses. Evet geliyor. Sana mı soralım istiyorsun? Tamam. Var mı müsaadeniz? Ha tamam. Sen ekonomiden mi? Ekonomi sorayım çocuğa. Ekonomiden memnun musun sen? Değilim. Neden değilsin? Her şey çok zamlı. Ne zamlı? Böyle bakkallarda, marketlerde bir şey alırken fiyat etiketlerini hep görüyordu. 20 lira 30 liradan aşağı olmuyor. Okula gidiyor musun? Gidiyorum. Kaça gidiyorsun? 4'e. Okulda kantindeki ürünlerin fiyatları nasıl? İstediğini alabiliyor musun? Alamıyorum vallahi. 50 lira götürmezsem olmuyor. Her gün 50 lira mı? Her kantin zamanında 50 lira götürmek zorunda ve bu beni çok sıkıyor. Ailen sana her gün 50 lira verebiliyor mu? Veremiyor maalesef. Aslında veriyor. Ne olsun istiyorsun bu ülkede? Keşke bir dolar 1 lira olsa. Dolar 1 lira mı olsa? O zaman düzelir miyiz? Düzeliriz. Çok kişiden daha kız. Abicim sen memnun musun ekonomiden? Ekonomiden yok. Şikayet ediyor şu anda. Çocuk doğru söylüyor ya. Her gün en az 50 lira diyor kantin. Ama veremiyoruz. Veremiyoruz zaten. Öyle şeyi. Memnun değiliz biz de herkes gibi. İşte hayat şartlarını görüyorsunuz. Bazı kişiler memnun bu arada. Geçinemeyenler şükretmediği için geçinemiyor diyor.
Onlar çok mu şükrediyormuş? Vallahi biz ediyoruz diyorlar. Ben birine sordum, şükredince para çoğalıyor mu dedim. Çoğalıyor dedi abi. Şimdi bizim bir şey var, bir fıkra var, bir hikaye. Bayburtlu'nun biri hiç Bayburt'tan çıkmamış. Hac'a gitmek için Bayburt'tan çıkmış. Bir hocaya danışmış. Ya çok dua edersen, çok şükredersen demiş, gönül kapıları açılır. Bayburtlu çıkıyor, tam havalanına geliyor, kapıları açılıyor. Ya diyor bak ne güzel diyor, bak şükredince kapıları bile açılıyor diyor. Oradan lavaboya gidiyor, elini musluğun altına şey yapıyor, sular akıyor. Bak görüyor musun Allah'ın işini diyor ya. Adam şimdi bizimki de bu hesaba döndü yani. Ekonomi çok kötü, çok berbat. Düzelir mi bilmiyoruz. Düzeleceklerini de görmüyoruz. 2024 diyor. Ama bunu düzelmesi için muhalefet bir şey yapıyor mu? Bugüne kadar yapmıyor ama bugünden sonra muhalefetten çok ümitliyiz. İnşallah düzelir. Düzelir düzelir inşallah. Muhalefet bir şeyler yaparsa çok iyi şeyler olur diye bekliyoruz. Teşekkür ederim. Memnun olanlar çok var amcacığım. Çok mu var? Vallahi biz bazı emeklilere soruyoruz, emekli amcalar, teyzeler. Biz memnunuz, geçiniyoruz. Allah başımızdan eksik etmesin. Geçinemiyoruz diyenler de şükretmediği için geçinemiyor diyorlar. Biz şükürle mi büyüdük yani? Şükür bizim karnımızı mı doyuruyor? Öyle diyorlar. Şükretmediğiniz ha? için geçinemiyorsunuz diyorlar. Şükür. Şükürle geçineceğiz. O diyenler var ya, diyenler deveyi hamuruyla yutuyorlar. O şükür diyendir. Size göre ekonomi nasıl? Ekonomi bana göre bitmiş. Bitik bir durumda ekonomi. Hangi ekonomiden bahsediyorsun ki? Aslında alım gücünden bahsediyorum. Geçinebilmekten bahsediyorum. Geçinebilmekten bahsedersin sese. Geçim yok bak. Hastalık sarmış. Verem ortladı. Tüberküloz bir dün ortladı. Hastanelerden yığınlar o biçim. Hepsi gıdasızlıktan ele gelen bir şey. Gıda olsa olmaz öyle. Değil mi? Geçen gün bize biri şey dedi. Dün hatta sonra ekmek yiyebiliyorsanız aç değilsiniz. Şükredeceksiniz. Şükürle karın doymuyor. Ekmek yiyebilmeyi bile çok bazen çok görüyorlar. Zaten fazla ekmek yiyor, aptal olduk ya. Doğru söylüyorsun. Düzelir miyiz peki amcacığım? Düzelemeyiz. Umut yok mu hiç artık? Umutlar kaybolmaz ama gelecek nesile, sizlerin nesilleri bitik. Hadi size çok günler. Sağ ol amca, çok kolay gelsin. Amcam geçinebiliyor muyuz? Geçinebiliyor muyuz? Nerede geliyor? Nerede geçiniyor? 7500 lira maaş alıyorum. Nerede geçiniyor? Yok mu? Zor mu diyorsun? Çok zor. Çok, geçinemiyoruz diyenler şükretmediği için geçinemiyor diyorlar. Çocuklarımızı, tamam onları boş ver. Onlar hep boş şeyler. Çocuklarımız bize yardımcı olmasa bizim hayatımız... Çocuklarınızın desteğiyle mi geçinebiliyorsunuz? Tabii, tabii. Peki onlar kazandıklarıyla rahat geçinebiliyorlar mı? Onlar da yani bana destek olsun diye yani. Düzelir miyiz amcacığım? Valla bu gidişat böyle devam ederse zor. İnşallah düzelir. İnşallah düzelteceğiz. Sağ ol amcacığım, teşekkür ederim. Ben Cafer Mayon'un ekonomiyi soruyoruz ya. Şey bir şey değil efendim.